Evet, edemiyorum ettim. Girişimsel radyoloji uzmanı doktor Murat Döktök hocamız geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz sormalısınız. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kanser tedavisinde girişimsel yöntemleri konuşacağız. Öncelikle girişimsel radyoloji nedir onu öğrenelim. Girişimsel radyoloji basitçe radyolojik görüntüleme yöntemleri altında ki nedir bunlar? Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR bunların rehberliğinde, bunların altında yapılan minimal girişimsel ya da minimal cerrahi yöntemler dediğimiz bir disiplindir. Radyolojinin bir üst ihtisasıdır. Avrupa'da 2010 yılından beri bir üst ihtisas olarak kabul edilmiştir. Amerika'da ise bir üst ihtisas iken son 5 yıldır bir temel ihtisas haline gelmiştir. Yani Genç bir bilim olmasına rağmen evet. hızla ilerliyor. Şu anda kanser tedavisinde hangi girişimsel yöntemler kullanılıyor? Girişimsel radyolojide kullandığımız kanser tedavi yöntemlerini biz iki ana grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi ablasyon tedavileri. Ablasyon aslında kelime anlamı itibariyle erime anlamına geliyor. Sanki buzulların erimesi gibi düşünün. Halk arasında biz genelde bu yöntemlere yakma yöntemleri e, ismini veriyoruz. Diğer ana grup ise embolizasyon yöntemleri ki bu anjiyografik e, bir yöntem. Yani anjiyografi ile gidip e, tümörlerin damarlarını tıkamak yöntemi. E, embolizasyon zaten damarın tıkanması anlamına geliyor. Aslında biz bu iki yöntemleri, e, iki, iki yöntemi birlikte ve aslında e, bütün e, kanser tedavilerini ya da kansere yönelik yapılan girişimsel radyolojik işlemleri e, girişimsel onkoloji diye bir çatı altına bir disiplin olarak düşünüyoruz. Ee, bu nasıl işliyor peki bu ablasyon tekniklerinden biraz bahsedelim mi? Ee, yakma gibi bir şey dediniz tamam. Evet, biraz önce bahsettim niye yakma deniyor genelde? Çünkü genelde tümörleri ısıtarak tümör proteinlerini yok etmek, hücreleri tüm ısıyla öldürmek yöntemiyle yapılan bir tedavi ablasyon. Biyopsi iğnesine benzer iğnelerimiz var. Tümörün içerisine giriyoruz. O tümörün içerisine verilen enerjiyle, ısı enerjisiyle tümör tam evet. olarak yıkılarak yok ediliyor. E, peki tümör ablasyon tedavilerini hangi kanser türlerinde bir, ikincisi kaçıncı evrelerde uygulanan bir tedavi? Evet, şimdi aslında bu söylediğim tedavileri... Kanserlerin kanser tedavilerinin belirli aşamalarına kullanıyoruz ama bunun için ne var elimizde rehberler var, tümör tedavi rehberleri var dünyada ulusal uluslararası olarak konulmuş kabul edilmiş rehberler var bunlara göre ilerliyoruz. Geçimsel onkolojik tedaviler burada bazı tümörlerde ilk sıra tedavi oluyor ya olabiliyor yani ilk olarak yapmanız gereken tedavi ol olabiliyor. Mesela hangi tümörler? Karaciğerin kendi tümörleri, hepatoselüler kanser dediğimiz tümörlerde ilk sıra yöntem olarak kabul ediliyor bu tedaviler. Ama bazen de ki e, bunlar mesela metastazlar yine karaciğerden bahsedersek karaciğer metastazlarından bahsedebiliriz. Burada belirli tedavi e, sıralamasında e, kullanılıyor. Kullanılıyor. E, peki e, bu tümörü az önce yakarak uygulanan bir tedavi diye bahsettiniz. İşte tümörü dondurarak yok etmek nasıl bir yöntem onlar Evet. Biraz aslında e, tümörü dondurarak yok etmek de bir ablasyon yöntemi. Burada yakarak veya dondurarak ikisi de ablasyon anladığım. Evet. Yakarak ya da bir dondurarak. Yöntem. Hatta kimyasal olarak da tümörü yok, yok edebilirsiniz. Bu da ablasyon yöntemidir Yani hmm. aslında ablasyon. E, çatısı altında tümör yok etme yönelik yakarak ya da yık yıkarak, parçalara evet. yok etme yönelik bir takım tedavileri kastediyoruz kast burada. Peki kemo ee, Embolizasyon nedir? Kemi embolizasyon ise o biraz önce bahsettiğim ikinci grup olan embolizasyon tedavileri içerisinde yer alan bir tedavi. Burada ne yapıyoruz? Embolizasyon tedavisi biliyorsunuz anjiyografik bir yöntem demiştim. Kol ya da kasık damarından giriyoruz. Aynen anjiyografide olduğu gibi karaciğer atar damarına ilerliyoruz. Karaciğer atar içerisinde tümörü besleyen damarları buluyoruz. Ve o tümörü besleyen damarlar içerisinde tedavi edici ajanlar veriyoruz. Kemi bu tedavi ada, ajanlar... Kemoterapatik madde yüklü e, mikrokürecikler ya da e, taşıyıcı sıvı ajanlar oluyor. Hmm, oradan direkt e, hedefe ilerleyip oraya Evet, o tam şeyleri. tümürün içerisine yüksek dozda veriyoruz. Çünkü e, sistemik yoldan e, karaciğere tümörlerin içerisinde işleyebilecek... E, ilaç konsantrasyonunu artırmak burada amacımız. Yaklaşık 100 katına kadar daha yüksek oranda ilacı oraya yükleyebiliyoruz. E başka avantajları olduğunu düşünüyorum hocam. Siz için. böyle anlatınca yani He. ben çok basit bakıyor olabilirim oluyor ama bir kemoterapi dendiğinde hani bütün vücuda zarar da veriyor. Aynı zamanda bir tümörü öldürmek için o kadar uğraşılıyor vesaire He. ama bu kemoembolizasyonda şu anda farklı bir durumdan bahsediyorsunuz. Siz evet. biraz avantajlarından hastaya da sunduğu avantajlardan bahsedelim. Evet. Yani ne yapıyoruz? Aslında hücre için toksik yani öldürücü etkiyi Artırıyoruz Tümör hücresi için tabii ki bu. Öte yandan vücut hücrelerine, yani vücutun sistemik dolaşımına katılan ilaç daha az olduğu için bir takım etkilerini azaltmış oluyoruz. Peki bir de radyoembolizasyon var. Evet radyoembolizasyon var. Burada da aynı mantık. Yine anjiyografik bir yöntem tümöre gidiyorsunuz. Bu özellikle karaciğer tümörlerinde kullandığımız yöntem tümörün içerisine radyoaktif madde yüklü mikrokürecikleri, ee, yüksek dozda e, ve karaciğerin ya da vücudun başka organına gitmeyen sadece tümörün içerisine hapsediyoruz. E, damardan uyguluyoruz ve e, böylelikle yüksek başarı sağlıyoruz. Ee, hangi hastalara şu anda e, uyguluyorsunuz ve yöntem özellikle de özellikle hangi kanser türlerinde çok etkili? Şimdi eğer emulzasyondan bahsedersek emulzasyonda özellikle karaciğer tümörlerinde uyguluyoruz. Neden karaciğer tümörleri? Bunun için iki temel elimizde şey var, sebep var. Birincisi karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan tümörler dünyada hızla artıyor, artıyor ve ölümcülükte de ölümcülükte de ikinci sırada, üçüncü sırada yer alıyor bu tümörler. Öte yandan Karaciğer metastazları ise karaciğerin karaciğer vücudun en çok metastaza uğrayan organı. Bu nedenle karaciğer metastazları hmm. e, hastaların yaşam süresini belirliyor. Bu, bu yüzden bizim temel tedavi organımız karaciğer. Emolizasyon tedavilerini temel olarak karaciğerde uyguladığımızı söyleyebiliriz. Hem karaciğerin kendi tümörleri hem metastazları için. Ablasyon tedavilerine gelirsek, yakma tedavilerine gelirsek evet, evet, karaciğerde de uygulayabiliriz. Akciğer tümörlerinde de uygulayabiliriz. Böbrek tümörlerinde de uygulayabiliriz. Vücudun başka yerlerindeki solit yani katı tümörlerinde bunları uygulayabiliriz. Ama tabii bunları uygularken temel yine ilkemiz rehberlere uygun olacak. Ee, bunu yaptığımız zaman hastalığın yaşam süresine katkıda bulunacağız ve hayat kalitesini artıracağız. Bu iki temel e, düzsürü gözetiyoruz. E bu siz, yöntemleri e, özellikle hangi evrelerde ben onun cevabını alabildim mi yoksa duymadım mı? Hangi evrelerde <laughs> tamam. özellikle e, kullanıyorsunuz? <laughs> tekrar edersiniz? söyleyeyim ee, aslında bu, bunu tekrar sormanız iyi. Hastalık en erken evresinde cerrahiye uygun olduğu evrede hastaya herhangi bir sebeple cerrahi yapılamıyor ise de yapılabilir. Hiç metastazı yokken yani hastalık gayet hı hı hı. küçükken yani karaciğerde 2 santimetrelik bir kanser var. Evet. Bu durumda da uygulayabilirsiniz. Hı. Öte yandan karaci hastalık ilerlemiş, karaciğerde birçok odakta var. Bu durumda da uygulayabilirsiniz. Ya da bağırsak tümörlerinde olduğu gibi evre 4 diyoruz. Artık en son evre düşünün. Karaciğerin karaciğere bağırsak tümörü metastazı yapması en son evre. Ama burada da uygulayabiliriz. Yani aslında burada çok geniş bir spektrumda evet. bütün onkolojik tedaviler yanında ...girişimsel onkolojik tedavilerin akla gelmesi gerekir. Bunu söyleyebilirim. Ee, peki girişimsel onkolojik tedavileri... ...mesela metastaslarda ne kadar işe yarıyor? Etkileri nelerdir? Birazcık daha detaylı anlatalım istiyorum. Ve özellikle de girişimsel onkolojik tedavi yöntemlerinin... ...sadece son dönem hani kanser hastalarına uygulandığı ile ilgili... ...böyle bir insanların kafasında şey var. İsterseniz hı hı. onu da düzeltebiliriz. Evet, aslında yaparsın. aynı şeyleri farklı şekillerde tekrar evet. söylemiş oluyoruz. Tabii. Evet kanserde şöyle bir kural var. Hastalığı ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi tedavi edersiniz. Evet ama maalesef bazen hastalıklar yaygın haldeyken yani metastaz yapmışken karşımıza çıkabiliyor. Yine kalın bağırsak tümörü metastazlarından örnek vermek istiyorum burada. Kalın bağırsak tümörü karaciğere sıçramışsa bu evre 4 demektir. Yani son evre demektir. Ama burada ee, cerrahi olarak kalın kalınmarsak tümörü temizlenebilir. Ee, Karaciğerde kalan tümörler de biraz önce bahsettiğim ablasyon yöntemleriyle yok edilerek hastaya ...bir tam kür şansı yani tam tedavi şansı verilebilir. Ee, sonuç olarak bütün tümörler heterojen yani farklı özellikte olmasına rağmen... ...uygun zamanda, uygun girişimi yaptığınız zaman e, büyük katkıda bulunuyorsunuz e, bu hastalıklara. Yan etkileri var mı diye de konuşalım. Dilerseniz bu tedavileri. Tabii. De, bütün teda bu, bu işlemler aslında minimal cerrahi işlemler. E, yan etkileri mutlaka var. E, tabii burada... E, yine hastalığın hangi evrede geldiği, ne tür yoğunlukta bir tedavi uyguladı, uygulandığı gibi şeyler önemli. Ama e, birebir karşılaştırmak e, çok doğru olmasa da işte biraz önce bahsettiğim kemoterapinin etkisine göre nispeten e, kemoemolizasyonda yan etkiler daha az oluyor. İşte yine çok doğru olmayabilir ama birebir karşılaştırılamaz ama e, cerrahi yöntemlere göre yan etkilerimiz belki Um, Cerrah yapılamayan hastalarda yapmamıza rağmen evet, evet. daha düşük olabilir. Ama mutlaka bütün tedavilerin, tıpta bütün tedavilerin yan etkileri var. Bunları hastayla, hasta bazında konuşmak lazım. Evet. Hastalık bazında konuşmak lazım. Yan etkisi bir tedavi yok, yok neredeyse evet. gibi Biz Bir kremi bile sürdüğümüz zaman herhangi bir Çok yan doğru. etkisi olabiliyor. Girişimsel onkoloji uygulamalarından sonra hastaneye bir yatış yerim. gerekiyor mu? Sonrasındaki bu tedavi süreci nasıl işliyor? Ne kadar uzun sürüyor? Tabii mutlaka yine söyleyeyim söyleyeceksinizdir. Kişiden kişiye değişiyor. Evet. Sondan başlayalım o zaman. Hı. Kişiden kişiye hastalıktan hastalığı değişebiliyor. Ablasyon tedavilerinde biz hastaları genelde bir gün yatırıyoruz. Bir evet. gece yatırıyoruz. İlk 24 saat sonra içerisinde hastalarda post ablasyon sendromu dediğimiz işte ağrı, ateş, bulantı, kusma oluyor. Bu nedenle bir gün yatıyoruz. Emolizasyon tedavilerinde de Hastaları yine genelde bir gün yatırıyoruz. Çünkü ilk 24 saatte bu post-embolizasyon sendromu dediğim benzer bulgular ortaya çıkıyor. Yani genelde hastaları bir gün yatırıyoruz. Bu tür tedavilerden sonra en az bir gün yatırmayı tercih ediyoruz. E, bu yöntemlere ek olarak yine radyoterapi, kemoterapi gibi tedavilere ihtiyaç duyuluyor mu? Ya da Tabii diğer ki. tedaviler yapılırken girişimsel onkoloji uygulamalarına ihtiyaç duyuluyor mu? Tabii ki aslında onkolojik tedaviler yani kanser tedavileri multidisipliner çoklu disiplinlerin yaklaşımıyla ancak mümkün. Aslında biz burada bu tedavileri birisinin yerine koymak için yapmıyoruz. Uygun zamanda uygun tedaviyi uygulamak üzere yaklaşıyoruz ve bunun için bunu yaparken de meslektaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bir konsey oluşturuyoruz bu tedavilere karar verirken. Burada da söylediğim gibi mesaj doğru mesaj şu olmalı bu tedavileri herhangi bir tedavinin yerine almıyorsunuz. Evet. Uygun zamanda uygun şekilde bu tedavi gerektiği için alıyorsunuz. E, bu uygulamalardan sonra hastanın evde ne bileyim normal yaşantısında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında bu da yine tedavi ettiğiniz hastaya organa hastalığa göre değişiyor ama karaciğerden örnek verebilirim. Karaciğerde en önemli şey karaciğer fonksiyonlarının karaciğer çalışmasını hala hasta için yeterli olması, bunun bozulmaması gerekiyor. Bunun içinde karaciğer fonksiyonlarını korumak için de evet. e en önemli şey doğru bir kere doğru hastayı seçmeniz lazım. Fonksiyonları çok bozulmuş bir hastaya bu tedavi yaparsanız yaparsınız e, karaciğer yetmezliğine e, hastayı sokabilirsiniz. Doğru hasta seçimi en önemli şey. E, ama ondan sonra has, hastaya düşen şeyler de var tabi. Bunlar ne? Doğru beslenme, alkolden uzak durma, özellikle alkolden evet, uzak durma ve belki burada zararlı. bir başka bir mesajı da şöyle verebilirim. E, Hastalarımız özellikle e, kanser hastalarında e, işte bir takım şifalı otlar, bitkiler ve bunların çaylarını içmek, denemek tarzında bir takım eğilimler olabiliyor. İçinde ne olduğunu bilmediğiniz e, bitkisel otları, çayları almayın diye sıkı sıkıya temin Kendi başımıza almayalım Nasıl? değil mi? Hekimimize danışabiliriz. Tabii hekimimize danışabilirsiniz. Yani iyi niyetli yapılan. E, tabii, değil mi? Tabii, Şifa tabii. olsun diye yapılan hareketlerdir. hekimimize danışabiliriz. Peki girişimsel onkoloji tedavilerinin dışında şu anda neler yapılıyor ve gelecekte bizi neler bekliyor? Ee, söylediğim gibi girişimsel onkoloji aslında girişimsel radyoloji bir e, temel ihtisas haline gelmişken girişimsel onkoloji bu temel ihtisas alanı içerisinde e, bir e, üst disiplini olarak yükseliyor. Ee, ve e, burada e, multidisipliner tedavi olmasından kaynaklanan e, du durumdan dolayı diğer tedavilerle bizim yaptığımız tedavilerin Uygunluğunu ölçen birçok çalışma var. Biz bunlara trial diyoruz. Ee, araştırmalar var. Yani bizim yaptığımız radyoembolizasyonla, kemoembolizasyonla işte kemoterapide kullanılan ya da immünoterapik ilaçların birlikte kullanımı e, hastalara ne katkı sağlıyor gibi. gibi. Ee, Düşünebiliriz. Peki. Yani. E, doktor Murat doktor hocama verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. çok teşekkür Ağzına ederim. Sağlık. Biz Sağ olun. reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra mutfakta buluşuyoruz. Buyurun.